Türkiye'de değişim talebi o kadar güçlü ki rüzgar Avrupa'dan hissedilmeye başlandı. Uzun süredir ne olur ne olmaz Erdoğan'ı kızdırmayalım yarın yine ihtiyacımız olur diyerek bekle gör politikası izleyen kimi batı başkentleri değişim gelebilir hazırlanalım moduna geçti. Ama bu hala temkinli bir hazırlık. Geçmişte Avrupa Birliği Türkiye temsilciliği de yapmış olan Mark Pierini Le Monde'da yayınlanan analizinde Avrupa liderlerini yeni bir cumhurbaşkanı ve AKP çoğunluklu bir parlamento senaryosuna hazırlanmaya davet etti. Batı sermayesinin dikkatle izlediği Financial Times'a seçim Birleşik Demokratik Muhalefet için şans vaat ediyor ama zafer kolay olmayacak yorumunu yaptı. Deutsche Welle'nin görüşüne başvurduğu Avrupa'nın önde gelen Türkiye uzmanları ve düşünce kuruluşları Batı'yı Ankara'da iktidarın değişme ihtimaline karşı uyarıyor. Almanya merkezli Bilim ve Politika Vakfı, iktidarın ekonomik kriz nedeniyle parlamentoda çoğunluğu yitirme olasılığının yüksek olduğunu savunuyor. Bunun AB ile ilişkilerde tansiyonu düşürmesi umuluyor. Paris merkezli Fransız Uluslararası ve Stratejik İlişkiler Enstitüsü'ne göre ise AKP iktidara geldiği 2002'den bu yana ilk defa çetrefilli bir durumda ve Kılıçdaroğlu anketlerde önde görünüyor. Ancak raporlara yansıyan önemli endişeler ve uyarılar da var. Bunların başında seçim güvenliği geliyor. Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Türkiye uzmanı Dorothy Schmidt, adil ve hilesiz seçimin bu kez geçmişe oranla çok daha önemli olduğunu belirtiyor. Londra merkezli Avrupa Reform Merkezi ise Erdoğan'ın seçimleri kaybetmesi ama iktidarı bırakmak istememesi halinde Avrupa Birliği'nin zor kararlar alması gerekeceğine dikkat çekiyor. Özetle sadece Türkiye kamuoyu değil, Türkiye'yi gözleyen batılı uzmanlar ve düşünce kuruluşları da seçim günü yaşanabilecekler ve seçimin muhtemel sonuçları konusunda alarma geçmiş durumda.